Merhaba arkadaşlar. Pek kıymetli dost ve yarenler. Tanrı Dağlı Aydınlatıyor programımıza hoş geldiniz. Bugün 27 Kasım 2020. Günlerden Cuma. Bugünkü konumuz Çin Kaşgarlı Mahmut anı heykelini yok etti. Beştepe Millet Kütüphanesi'nde saklanmakta olan Divan-ı Türk'ün orijinal nüshası için bu olay ne anlama geliyor? Özgür Asya Radyosu'nun 25 ve 26 Kasım tarihli haberlerine göre Doğu Türkistan'daki adını açıklamak istemeyen bir vatandaş belli yollarla bir haber yollamış. Doğu Türkistan'da son günlerde tarihi şahıslara ait olan 3 tane anıt heykeli kaybolmuş, ortadan kaldırılmış. Sonradan da bu haber alınca RFA kendi yöntemleriyle olayı araştırıyor ve bu olayın gerçek olduğunu doğruluyor. Yani teknik yollarla teknolojiyi kullanarak, işte uydu görüntülerinin daha önceki şekliyle bugünkü halini mukayese ederek ve çeşitli yollardan bilgi alarak bu olayı doğruluyor. Ee, sonuçta gerçekten de Doğu Türkistan'da e, üç tane tarihi Türk şahs, yani e, Türk büyüklerinin heykeli kaldırılmış. Bunlardan birisi e, Urumçi'deki tıbbi en avlusunda bulunan Gazi Bey heykeli. Ki e, Milattan önceki yıllara ait e, tıp sahasında önemli katkıları bulunan meşhur bir e, Tabip, hatta e, Yunan e, eserlerinde de yer aldığı söyleniyor bu şahısla ilgili bazı başarılı olayların. <laughs> bir tanesi de yine e, Kaşgar'ın Kargalık ilçesindeki e, Uygur Tıp Merkezi'nin avlusunda bulunan e, hem şair hem e, tabip e, Hüseyin Tecelli adında bir şahsa ait olduğu tespit ediliyor. Üçüncüsü yani Türkiye'de herkesin çok yakından bildiği bir konu Kaçgarlı Mahmut'un heykeli. Şimdi Kaçgarlı Mahmut'un heykeli e, neredeydi desek e, Kaçgarlı Mahmut'un kendi eserinde de gösterdiği gibi kendi doğum yeri olan e, Kaçgar'ın 45 km ötesindeki Opal Köyü'nde idi. E, orada e, Kaşgarlı Mahmut Türbesi, ondan sonra medrese ve diğer e, tesisle beraber e, bir külliye halinde bulunan bir türbe vardı. Bu türbe 1980 yılından sonra e, daha önce de var ama 80 1980, 1980 yılından sonra bilimsel çalışmalarla tespit edilmiş. E, 1990 yılında e, bu Kaşgarlı Mahmut Türbesi'nin bulunduğu halının girişine e, o dönemdeki meşhur Uygur e, heykel tıraş e, Dilmurat Turdi adında bir heykel tıraş tarafından e, 7 metre yüksekliğinde bir heykel yapılıyor. Ve dikiliyor. Kaşarlı Mahmutlu heykeli. Tabi bu heykeli Türkiye'de başta daha önceki Başbakanımız Sayın Davutoğlu olmak üzere birçok bir, çok, bir çok şahsta e, görmüştür. Onların da görmüşlüğü vardır. Şimdi e, bu heykel kaldırıldıktan sonra e, tabii ki bazı sorular ortaya çıkar. Yani Çin bu işi niye yapıyor diye sorulabilir. E, Çin bu işi niye yapıyor sorusunun cevabını e, biz e, yıllarca anlatmaya çalıştık tek kelimeyle Çin, Doğu Türkistan'da e, Türklere ait ne kadar iz varsa hepsini tamamen silmek istiyor. Yani bu topraklar tazelden Çin toprağıdır denen safsatasını, safsata tezini, tezine engel olabilecek. Yani o tezi, o safsatayı çürütecek ne kadar iz varsa bunların hepsini yok etmek. Amaç bu. Bu konuda makaleler yazdık, kitaplar yazdık. Açıklamaya çalıştık. Bugün burada ee, tekrar vaktini almıyor. Ee, amaç belli. Amaç belli. Şimdi Çin bütün bunları e, yaparken yani hiçbir tepki göreceğini düşünmüyor mu? Veyahut niye? Ee, yani bu cesaret nereden geliyor Çin'e? Çin e? de biliyor ki e, Kaçgarlı Mahmut Türk dünyasının ortak değeri Türkiye'de de Kaşar Mahmut'ta verilen değeri bir şekilde biliyorlar. Mesela şimdi şu şekilde, yani elimde şu an elime yakın olan bu, bu en son Kaşar Mahmut'un Dil Kurumu tarafından yayınlanan nüshası. Bunu özellikle gösteriyorum çünkü bir amacım var bunu göstermekte. Tabi ben de 1980'de Doğu Türkistan'da yayınlanmış 84'te yayınlanmış nuskası var. Tabi bu eserin Türkiye'de daha önce Besim Atalay gibi büyük Türkluklar tarafından ele alınmış şekilleri var. Birçok çalışmalar yapıldı. Bu eserin tek el yazısı nuskası da daha önce İstanbul Fatih'teki Millet Kütüphanesi'ndeydi. 1993 yılında ben rahmetli anneme babam Türkiye'ye geldiği zaman onları götürmüştüm. Biz bunu gidip görmüştük. Kaşgarlı Mahmut'un Divan Lovat Türk'ünün el yazdı el yazımı nüshası e, Fatih Millet Kütüphanesi'nde bir cam sandıkta saklıydı. Biz gitmiştik. Görme şerefine erişmiştik. Bugün ise e, bu eserin orijinal nüshası Ankara'da yani Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Millet Kütüphanesi'nde Altın çerçevede saklanmaktadır. Yani Türkiye'nin bu esere verdiği önemi Çin bilmiyor mu? E pek tabi biliyor. Ama bu küstahlık nereden geliyor? Çin neden güç aldı? Bence bu konuyu tekrar edeceğiz. Tekrar edeceğiz. E, Çin'in güç aldığı yer efendim tabii ki önce Çin'in e, ekonomik gücünün artmış olması. Yani Dünyada e, süper güç adayı olarak anılmış olması ve bunun yanında teknoloji de elde ettiği imkanlar e, ve konumlar ve bunun verdiği şımarıklık. Bir başka sebebi ise e, Çin'in bütün yaptığı küstahlıklara Türk dünyasının pervasız kalması, sessiz kalması ve sessizliğe çok uzun sürmesi. Biraz hatırlayalım. 2017 yılından itibaren Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırımı yeni bir döneme girdi. Daha da hızlandırıldı. Tabi bu olay ancak 2018 yılından sonra dış dünyaya sızdı. 2018 yıl Ağustos ayında uluslararası insan hakları örgütleri Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı mezalimleri insanlığa karşı suç e, uyumuna yani insanlığa karşı suç tanımına uyduğunu söylemişlerdi. Tabi ondan sonra da tabi e, Birleşik Milletler'de ülkeler ikiye bölündü. Çin'i kınayan veya kınamayan olarak. Bütün bu olaylar cereyan ederken e, Türk dünyası sessiz kaldı. Yani batı ülkelerindeki insan hakları örgütleri Çin'e karşı tepki verirken Türk dünyası sessizdi. Hatta en son 39 ülkenin yazdığı Çin'e karşı hazırladığı o mektupta Türk dünyasından numunlik bile olsa bir imza yok. Şimdi camilerimiz yıkıldı. İslam dünyası Çin'in terör, terörist terörle mücadeledeki başarılarını övdüler. Yani caminin yıkılmasını o şekilde değerlendirmiş olabilirler. Daha sonra Çin İslamiyeti Çinleştirme Projesi'ni ilan etti. Bunu da İslam Dünyası tepki göstermek yerine Çin'e daha ciddi, daha başka bir sevgiyle bağlılık gösterdiler. Çin, Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında uygulara karşı fiziki soykırım uygularken Müslüman zenginler canlı organ yani helal organlar için yani Uygur organlarını alabilmek için sıraya girdiler. Sıraya girdiler. tabi bütün bu olup bitenler Çin'e cesaret verdi tabi. En son şu an aldığımız bilgilere göre artık e, asarı yani Türk izleri silinmekle kalmıyor. Bu sefer köylüler de e, yani Uygur köyleri boşaltılıyor ve köylüler depreme dayanıklı ev bahanesiyle 40 metrelik, 50 metrelik, 60 metrelik kümes halindeki bina, bina yani apartman dairelerine zorlu sokuluyor. Yani köylü bu topraktan sudan ayrılabilir mi? Yani köylünün topraktan sudan ayrılması balığın sudan çıkartılıp çölün ortasına atılması gibi bir şey. Amaç nedir? Uygurların geleneksel tarım geleneklerini veyahut geleneksel Uygur köylerini yok etmek. Bu olaylar yaşanırken bile hiçbir şekilde buna tepki, özellikle Türk İslam dünyasından bir tepki gelmedi. Şimdi de maalesef Çin virüsünün neticesinde muhtaç olduğumuz aşının Çin'den gelmesi bu konuda Çinlilere yeni bir küstahlık fırsatı doğurmuş oldu. Neticede de bütün dünya can derdine düşmüşken Türk dünyası, Türk İslam dünyası da e, aşı peşine düşmüşken Çin'de bir elinden aşı gösteriyor. Öbür elinden, öbür elinde de oradaki soykırımın bütün boyutlarını sol hızla uyguluyor ve hatta en sonunda işte gördüğünüz gibi Kaşgarlı Mahmud'un e, türbesini el uzatmış ve heykeli ortadan kaldırmış. Şimdi Çin bunu e, durup dururken yapmadı. Yani bunun bir geçmişi var, bunun aşaması var biz daha önce de gündeme getirmiştik. Çin önce Kaşgarlı Mahmut heykeline nispet olarak Çin'in en e, önemli tarihi bir noktasında Cançen heykeli dikti efendim. Kimdi bu Cançen? İşte milattan önceki e, 200. yıllarda e, Çin imparatorunun o dönemde bunlara karşı savaşta müttefik arayışı için e, batı bölgelere gönderdiği bir elçi, bir casus yani e, zamanında Çen, işte o müttefik arayışında e, Perslere giderken Kaşgar'dan geçmiş. Öyle rivayet ediliyor. Sırf öyle bir rivayet yüzünden e, Kaşgar'ın tarihteki milattan önceki Suluk Uygur Devleti'nin bulunduğu Suluk bölgesinde yani bugün Çin'de Sulaşen diyor. O bölgeye heykel yani önce Can Çen Parkı yaptılar. Ki Kaşgarlı Mahmut Türbesinin bulunduğu alanın bin misli daha büyük bir yere ve Can Çen'in heykelerini diktiler. Biz onu gündeme getirdik. Yazılı olarak gündeme getirdik. Kitaplarımızda da yer verdik ama okulmuştur, Bilen vardır ama tepki olmamıştı. Şimdi de Can Çen'in heykelinin olduğu yerde Kaşgarlı Mahmut'un heykeli ne arar? ne işi var diyerekten heykeli kaldırmışlar yani. Şimdi <laughs> e, Çin bunu niye yaptı? E, sebebi belli. Neden yaptığı da belli. Buna nasıl nasıl cesaret ettiğinde tek kelime açıklayacak olursak e, Çin'e karşı tepkisizlik, duyarsızlık, pervasızlık ve sessizlik. Yani daha önce de bir programda işlemiştik biz bunu. Çin'e elini veren kolunu kaptırır. da kalmaz. Daha da kötüsü olur. Şimdi Çin e, geleneksel politikalarını çok ciddi şekilde e, uygulayabildiği için e, yuanzhao jingong yani uzaktakiye cilve yap yakındakine saldır hilesiyle e, Doğu Türkistan'da hem e, fiziki hem kültürel soykırım yaparken e, diğer soydaş bölgelerde yani o Türk dünyasında ve Türkiye'de Herkesle e, dost olmayı başarabiliyor ne hikmetse. Bunu artık Çin'in marifeti mi diyelim, e, bizim cahilliğimiz mi diyelim, e, bunu birçok noktadan ele alabiliriz. Şimdi bugün e, konu bu noktaya kadar geldi. E, Tabii bizim bu program ağlama, sızlama yeri değil. Bizim eee Amacımız da sadece şikayet etmek değil. Bizim burası e, çözüm yeri. Yani çözüm odaklı fikir üretme yeridir. Bizim programın amacı da budur. Dolayısıyla biz şimdi bu konuya nasıl tepki verelim? Bu Çin'in bu girişimi tepkisiz kalmamalı. Yani mutlaka bir tepki verilmeli. Şimdi bu tepkiyi vermek için ne yapabiliriz? Benim aklıma gelen çözümler şu. Birincisi Kaşgarlı Mahmut'un heykelinin dikilmesi. Yani nereye dikilecek bu heykel efendim? Önce Ankara'da Çin Büyük bulunduğu Ertuğrul Caddesi'nin girişine veya Çin Büyük tam böyle görebileceği bir noktaya bir şekilde Kaşgarlı Mahmut'un heykeli dikilmeli. Hem de tezelden elden dikilmeli. İkinci etapta bu tür konularda duyarlı olan belediyeler acilen e, güzel yerlerinde be, büyükşehir belediyelerinin belli mevkilerinde, parklarında, çok önemli noktalarında e, Kaşgarlı Mahmut'un heykeli dikilmeli. Yani Çin bir tane heykeli yıktıysa biz bunun yerine bin tane heykeli dikmeliyiz efendim. Tepki budur. Şimdi ikinci bir konu hemen Kaşgarlı Mahmut Üniversitesi kurulmalı. Ben bunu uzun yıllardır düşünüyordum. Proje yaptım. Ee, bazen fırsat buldukça sunmaya başladım. Hatta bizim Uygur iş adamlarına da imana getirmeye çalıştım ama başarılı olamadım. Aslında Türkiye'de bir Kaşgarlı Mahmut Üniversitesi kurulmalıydı. Tabi rahmetli Turan hocamız zamanında Kaşgarlı Mahmut Dil Kursu kurmuştu. Biz orada okuduk. 1987'de 1887, Türkiye'ye geldik. 87 Eylül, Ekim aralık aylarında, yani aralık ayına kadar bize Kaşgarlı Mahmut dil kursu test etti ki biz Türkiye Türkçesini bu şekilde öğrendik ve e, yüksek lisans sınavlarına hazırlandık. Bu vesileyle rahmetli Turan hocamızı anıyorum çünkü bizim Türkiye'deki ilk öğretmenimizdi. Yani demek istediğim şey şu, Kaşgarlı Mahmut Üniversitesi hemen kurulmalı. E ben bunu biraz önce göstermiştim ya. E, Türk Dil Kurumu kitabını. Yani bu işte Türk Dil Kurumu şey yapabilir bence öncülük yapabilir heykel konusunda ve üniversite konusunda. Hatta e, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde de bu iş el alınabilir. İster yok ister hangi, herhangi bir vakıf ele alsın ama neticede bu Kaşgarlı Mahmut Üniversitesi kurulmalı. Şimdi e, üçüncü bir konu Türkiye önderlik yaparak öncülük yaparak Türk Konseyi mutlaka bir ortak bildiri veya bir nota hazırlayıp Çin'e sunmalı. Ya yani bu kınanmalı. Çin'in bu girişimi kınanmalı. Bu vesileyle de Çin'e bir talepte bulunmalı. Bu heykelin yeniden dik dikilmesi, hatta Kaşgar Mahmut Türbesi'nin restore edilip büyütülmesi konusunda bu işe talip olduğumuz o. yani Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinin veya Türk Konseyi'nin böyle bir gelişime talip olduğu Çin'e bildirilmeli ve yapılmalı. Şimdi dördüncü bir konu bence çok önemli. Buna Türkiye öncülük yapabilir. Türk Konseyi bünyesinde eğer Türk Konseyi bünyesini bu işe toplamak zor oluyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nin bünyesinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı bünyesinde mi olacak? Veyahut Kültür e, Bakanlığı bünyesinde olacak ki bizim Kültür Bakanlığımız yok. E, kültür ve Turizm Bakanlığımız var. Onun için turizmden bu işe ne kadar zaman ayıracak bilemiyorum. Yani bir e, komisyon kurulmalı efendim. E, Türk dünyası özellikle Doğu Türkistan'daki e, tarihi tüzük, Türk izlerinin envantere geçmesi yani tek 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 kayda geçmesi ve bunların e, önce korunması, yerlerin tespit edilmesi, yeniden restore edilmesi e, yönünde çalışma yapacak bir komisyon lazım. Bu komisyon dediğim gibi e, Türk Konseyi bünyesinde olabilir. Eğer Türk Konseyi Doğu Türkistan'daki e, bu tarihi izleri korumada e, halen isteksiz kalıyorlarsa bari bu işi Türkiye yapmalı. Sonuçta ee, Doğu Türkistan'daki asarı antikaları ve Türk izlerini koruma ve güçlendirme geliştirme gibi bir sürü isim takılabilir. Bir komisyon kurulmalı efendim. Bu komisyon çok kalıcı bir şekilde çalışmalı. Amaç nedir? Çin her şeyi yıkıp yakıp tamamen ortadan kaldırdıktan sonra bu işler ancak e, kitaplarda okuruz. Hatta daha sonra kitaplarda okuyamayız. Onun için tez elden bir envanter yapılmalı. Bu Türk milletinin tarihten bir en iyi yaptığı şey aslında. Yoldan bulduğu her şeyi de kayda geçeriz. Devlet e, hazinesine e, kayda geçmek adetimiz var ama bu konuda da ne olur ne olur ne olur. Mutlaka e, bir envanter yapılmalı ya da kurumsal olarak yapılmalı. Şimdi e, ben sürekli dediğim bir laf vardır. Yani güçlü geçmişten şey köklü geçmişten güçlü geleceğe yani bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü geçmişi Türkistanlıdır ve Doğu Türkistanlıdır. Oradaki geçmişimize ait belgeleri, bilgileri ve izleri koruyamazsak zamanla kökümüzü bulmakta zorlanacağız. Ve bu güçlü bir gelecek inşa etmek için de engel olabilir. Yani kökümüzü kaybedersek geleceğimizi de çok fazla sahip çıkamayabiliriz. Onun için diyorum ki Çin bir heykeli yıktıysa biz bin tane dikelim ve Çin'in niyeti çok kötü çok emelleri çok kara bir an evvel çok geç olmadan kurtarabileceğimiz ne varsa kurtarmamız lazım. Bugünkü programda bu konuyu gündeme getirdik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.